Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Need for Speed Unlimited videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Need for Speed Unlimited videosu sizlerle birlikte KTM X-Pro GX-XR aracının breakout etkinliğinin 5 ve 6. günlerini sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Need for Speed Unlimited videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapat becerebilir. Benim Rabbi, kanımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önceki de Unlimited videosu etkinliği 3 ve 4. günlerini tanımlamıştık. Eğer ki izlemek isterseniz kartlar kısmına da şuraya bırakacağım. Haberiniz olsun. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden hemen 5. güne başlayalım. 631 PR gerekiyormuş bu arada. Ne oluyor abi? Dikkat et. Aynen yani güvenlik fazlasıyla önemli bence de 620 PR'ımız var şu an. Bu arada 623 PR gerekiyor ilk PR duvarını açmak için. O zaman vakit kaybetmeden hemen ilk yarıştan başlayalım. Zaten motor parçası da vereceği için PR duvarını kesin aşarız. Ardından zaten ivme kitleri, ardından da nitro kiti gelecek. Ha, tamamdır. Senden uzakta kalmam gerekiyor. Beni sonra yakalarsın diyor. Tamamdır. Peki madem öyle. Uzun bir yarış olmasa da bu ilk yarış en azından fena bir uzunlukta değil. İğmeyi falan da arttırdığımızda zaten araba çok daha iyi, çok daha güzel bir hale bürünecek. Artık bir drafting yapmaya başladım bu arada. Güzel. Coinsack One kullanması birazcık canımı sıksa da PR'ı düşük olduğu için çok da önemli değil. Coinsack One abi sonuçta yani boru değil. Boru bir araba değil yani. Neyse ben şöyle seni geçeyim de ilk yarışı kazanmış olalım. Şunu da şöyle koyayım. Evet, ne kadar para geldi? 2K para geldi. Güzel. Güzel başlangıç. 74,5K paramız var şu anda. Para olarak çok iyi durumdayız. Çok para harcamamaya çalışacağım elinden geldiğince. Bu saatten sonra zaten deli gibi parça toplamamız gerekiyor. Parayı da ona göre değerlendirmemiz gerekiyor. Para harcamamız gerekecektir. Biraz oyunu da boşladığım için hani o bir tık can sıkıcı olsa da. Onun dışında en azından paramız iyi durumda. Ayrıyeten de turbo kitimiz var fazladan. 7. günde kullanacağız zaten. Ki arabanın zaten azami hızı düşük olduğu için, azami hızı olarak zayıf bir araba olduğu için çok rahat PR kasacağız turbo geliştirmeleriyle beraber. Tabi ona göre de turbo parçası toplamamız gerekecek. Fazladan 4'er tane beyaz ve yeşil olmak üzere. Onu da bilgisini vereyim. Oyuna yeni başlayanlar, çok hakim olmayanlara öyle gerekenleri de söylemiş olayım hani. Tüm kitleri falan almaya çalışmayın eğer oyunda belli bir seviyede değilseniz. Mesela para durumunuz falan iyi değilse, çok şanslı geçirmiyorsanız etkinliği, sakın ama sakın paranızı kitlere mitlere direkt olarak harcamayın. Sonuçta 12.500 etkinlik parası az bir para değil. Onunla bayağı bir upgrade yapabilir. En kötü 2 tane yeşil parça alabilir ya da 3 tane beyaz alabilirsiniz. Yani upgrade yapmak daha mantıklı bir yere kadar. Bir de hani tek başına kitle o kadar fazla iş yapmıyor. Evet, ben bu şekilde sokakları temizlerim. Sizi gibi çöpleri ezerek, merak etmeyin. Bütün arabalarınız için geleceğim. Gel o zaman Armstrong, bekliyoruz seni. 2 gündür zaten her seferinde normal sivil arabanla kovalıyorsun. Ne yaptın senin bile belli değil. Ah be ya. Ben ne güzel o polis arabası indirmeyi düşünüyorum. Neyse ben bir Jinkl'ı yakalayayım da. Yarışta fena uzunlukta değil. Rahat rahat drafting de yapabiliriz. Bir nitro bassın. Güzel. Tamam ben de basayım. Zaten daha yarışın bitmesine var. Drift yapmaya çalışacağım az bir şey. Çünkü yarışı kaybetmek istemiyorum. Hayır. Ya şansıma tüküreyim ya. Hayır ama ya. Ucu ucuna kaldı ya. Azami hızın kötü olması yüzünden. Neyse. Yarışı geçeyim, kaldığımız yere devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Ben yarışı bir kez daha kaybettim. Yani bir kere geride kaldığınız anda maalesef patates oluyorsunuz gibi bir şey yani. O bayağı ciddi sıkıntı. Neyse bir kere daha yarışı kaybetmediğim sürece 6 biletle zaten 5. günü kapatabiliyoruz. Fakat 2 biletin boş ekmesi iyi olmadı. En azından yarış kaybedince para geliyor ve çok da kötü para kasmadık. Tamam şimdilik aksiyona uzak dur. Çabuk beni takip et diyor. Mary tamam olur ederiz. Yani arabanın azami hızı çok kötü olduğu için maalesef yani yakalayamıyoruz rakiplerimizi bir kere geride kaldığımız anda. Ya yani polis arabasına falan çarptım hani yakalarını falan dedim. Nitron var falan dedim. Yok abi. Jean-Claude modemi söküp götürür gibi. Yani yakalayamadım. Yaklaşamadım bile adama.
Azami yazın eksikliği işte. İyi mi fena olmasa da yani o arabalar da çöp arabalar değil sonuçta. Porsche 918 Spyder yani günün sonunda. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar bu arabanın etkinliğini yaparken. Azami yüzünden emin ki bayağı bir yarış kaybetme ihtimaliniz olur. Dikkat edin o yüzden. Kesinlikle ve kesinlikle dikkat edin. 1800'de para geldi. Evet, bu bayağı unik bir şeydi. Eşsiz bir şeydi falan diyor. Güzel aksiyonlar alıyorsun. Güzel çekimler falan diyor Maggie'ye. Güzel. Güzel. Speedway beğeniyorsa sıkıntı yok. Kitleri topladık. O yüzden bir sıkıntımız yok. Zaten turbo kitinde bastığımız için hani. Oradan da upgrade şu anlık yapabildiğimiz için hiçbir sıkıntı yok hani. Motor kitini almak gibi derdimiz şu anlık söz konusu değil. Transmisyonu bastık. Gördüğünüz gibi aşırı derece eksiğimiz var şu anda. Nitro'da da bayağı eksiklerimiz var. Yani Nitro'da 2 yıldız yani hiç toplamamışız bile neredeyse. Ama tekerlekten bir gelişmemiz, ilerlememiz var. İğmemiz iyi durumda en azından. Daha rahat rakiplerimizi yakalayabileceğiz. Ben bir tık aratmak istiyorum. Şunu alayım. Bir tık aratayım abi. Transmisyon. Bunları basalım abi kesinlikle. Turbo geldi. Çok güzel. Lazım yani şu anda. Motor da geldi. Harika. Bir tane daha turbo geldi. Çok iyi. Aha yeşil turbo da geldi. Eko geldi. Toplayacağım ben bunları ya. Para da fena gelmiyor hem. Yeşil tekerlek de alayım. Lazım olur. Aha bir tane daha motor aldım. Tamam. Şimdilik yeter. Şimdilik yeter. Çok güzel bu arada. Azami hızla alakalı parçalar topladık şu anda. Nitro'ya basalım artık. Nitro'da da geride kalmayalım hani. Maksat PR falan işte. Tamam yeşili bastık. Kit'i de bastık. İki tane beyaz Nitro'ya ihtiyacımız var. Acelesi yok onun şu anda. Eku'dan da zaten ikişer daha bastık. Bir tane yeşil, iki tane beyaz bastık. Transmisyon da aynı şekilde. Transmisyonda ciddi ilerleme kat ettik. Tekerlek bulmadık. Şimdi hemen motor upgrade yapalım. Yeşil motora ihtiyacım var şu anda acilinden. Onda olmasıyla beraber yıldız basacağız. Bir tane daha bir de beyaz turbo ihtiyacımız var. Yeşil zaten topladık. Hatta iki tane yeşil turbom var şu anda. Yıldız bastığım anda çok rahat edeceğim. Hatta şu anda etkinliğin 5. gününü bitirebiliyorum. Harika durumdayız yani şu anda. Paramız azaldı evet ama azami alakalı bayağı bir parça topladık. Buradan da turbo gelecek zaten. Nitro geliyor. Turbo kit geliyor. Eko geliyor. Tekerlek geliyor. Yine transmisyon geliyor. Parçalar da genel olarak güzel. İyi durumdayız. Ben tekrar yarışları falan biraz oynayacağım. Biraz para kasacağım. Sonrasında zaten etkinin 5. gününü bitireceğiz. Videoyu durduruyorum şu anda. Sonlandırıyorum yani. Kaldığımız yerden tam gaz. Devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şarjım şu anda 5. O yüzden birazcık acele etmem gerekiyor. Şuradan turbo yükseltmemizi falan yapalım. Hatta yıldız da atlattık zaten. Üstüne de yeşil turbo parçası da basacağız. 633. 635. 636. Transmisyon yükseltmelerini de yapacağız zaten. 637 PR'a şu an ulaşmış durumdayız. Üstüne turbo parçası gelecek. Yani iki tane yeşil bastık. Bir tane daha yeşil toplamamız lazım. Bir tane beyaz gelecek. Birer tane kalacak yani. Evet projeniz hakkında yani gramınız değil vesaire falan diyor. Yani tam olarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ha yani. Yani beni dahil etmeyin falan diyor. Ha, evet yani bizi durdurmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor gibi duruyor. Ne yapmamız lazım falan diyor. Hani projeniz umurunuzda bile değil hani ne yapmaya çalışıyorsunuz falan diyor böyle. Beni bu konulara sokmayın tarzı atıflarda bulunuyor. O sebepler ötü olarak tabi bizim de buna dur deyip bizim tarafımızda olmasını sağlamamız lazım bir şekilde. Tabi Speedway de bir yandan haklıdır başına bela gelmesini. Yani kendisi de istemez doğal olarak. Ama bizim davamız kritik bir dava. Bizim davamıza katılmazsanız Black Ridge'in yok oluşuna tanık olabilirsiniz. Olacaksınız demeyelim. Olacaksınız demeyelim çünkü bizim amacımız kurtarmak. 2500 buradan para geldi. Paramız şu anda çok az evet ama tekrar önemli yarışlardan fazlalık vakitte falan para biriktireceğim zaten. O yüzden çok da önemli değil. Şimdi devam ediyoruz seri bir şekilde. Sadece oyunu yani etkinliği daha fazla borçlamamaya özen göstermemiz iyi olacak. Evet hadi bakalım devam. Diyalog yok. Belki yarışın sonunda olur. Ha, breakout etkinliği sonuçta hani. Bayağı bir kaosla falan karışıyoruz yani. Bu sebep olarak dikkatli olmak lazım. Şöyle nitroya bastık.
Driftimizi de yapıyoruz. Biraz azami hızlarda falan yapalım da yarışlar daha kısa sürsün. Zaten şarjım da az. Şarjım da bitiyor hani. Yani ona da dikkat etmek gerekiyor malum. O yüzden hızlı olmakta fayda var. Evet, bu yarışta çok rahat bir şekilde. Yani 4 saniye gibi bir süre kala kazanmayı başardık. Yani genel olarak iyi durumdayız. Ama işte azami hız bayağı bir düşük kaldığı için şu an. Yani öyle aşırı yüksek hızlara çıkamıyoruz. Hah, turbo kiti geldi bu arada. Zaten biz turbo kitini önceden alıp bastığımız için 7. günde işimize yarayacak turbo. Kiti. Ama kiti. Yine diyalog yok. Ne yapıyoruz? Speedway mi peşindeyiz acaba? Şu an tam olarak çözemedim ama. Öğreniriz herhalde birazdan. Şöyle azami hızla doğru çıkarsak. Tamam. Tamam, kaydır abi üzerinden. Driftimizi yapalım. Şöyle drift. Biz üstüne şöyle bir nitro basalım. Çok güzel abi. Bu yarışta rahat bir şekilde kazandık. Gayet iyi. Gayet güzel. 1200 de para geldi. Tam 7K paramız var şu anda. Para olarak dediğim gibi. Hani iyi durumda değiliz ama parayı toparlarız. Aa, kaçış var bu arada. Hadi bakalım. Bir kaçışımız eksikti zaten. Şarjım 4. Tamam, şarja her şekilde yetişecek. Güzel. O açıdan güzel. Devam. Çok seri devam. Seni bu sefer salmayacağım diyor. Bizim malum Armstrong. Salmazsan salma. Çok durumundaydı. Al. Salmazsan salma kardeşim. Da. Yani az kalsın. Hadi. Az kalsın gidiyorduk ha. Vallahi gidiyorduk. En azından polis indirdim. 988 para. Ama yani bazı yerler o kadar az para veriyor ki. Hani etkinlik bir yandan, hayır kardeşim paran olmayacak demek için elinden geleni yapıyor. Bir de tekrardan oynanabilir yarış olarak var ya. Allah'tan ihtiyacım yok transmisyon yeşile falan. Ya da tekerlek. En azından şu an. Evet. Evet. Evet, dikkatli olmamız gerekiyor polisler hakkında. Biraz agresifleşmişler. Blake'e bilgi yollamamız, bilgi göndermemiz gerekiyormuş. Bu tarz bir şey. Tamam, hızlı bir şekilde yağdıracağız zaten. Mutraş yaşa. Azami hızımızın kötü olmasının çok bir önemi yok burada malum. Zaten amaç sınırları burada kırmak olduğu için. Yani gördüğünüz gibi 400'lerin üzerine çıkabiliyoruz. Sırf bu litro şeritleri yüzünden. Bunlar sayesinde çok rahat. Azami hızın çok çok üstüne çıkabiliyoruz. Ve bu sayede de 6,5 saniye üzerinde süre kala yarışı tamamlayabiliyoruz. Güzel. Gayet güzel. Evet, an itibariyle 10K paraya geri yükselmeyi başardık. Son biletimiz ve 5. gün bitmesi için son yarış. Sonrasında da yükseltmeleri yapacağım. Videoyu sonlandıracağım. 6. gün açılır açılmaz da inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ulaşmamış mı henüz? Ha, ışık daha gidecek falan diyor. Ha, direktörü buraya alabilir miyiz lütfen? Ne oluyor abi? Biliyorum yoruldun ama hani bu setup'un olması gerekiyor falan diyor. Tamam. 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 Tamam Maggie'cim, tamam. Her boku biz yapıyoruz, tamam. Ya ay, şarjım bir. Eyvah. Şarjım bir. Çok hızlı olmam gerekiyor, şarjım bir. Yetişecek her şekilde dedim ama. Şu an çok hızlı olmam gerekiyor yoksa video patlar mı bilmiyorum, umarım patlamaz video. Ama oyundayken 30 saniye süre oluyor yine. Telefon kapanmadan önce. Hadi lan. Hadi hadi hadi. Allah aşkına hadi. Yardır. Gözünü seveyim yardır. Yarışı çok rahat kazandık. Eyvallah. 4,5 saniye kala. İyi. Çok daha hızlı, çok daha iyi olabilirdi ama olsundu. 2K'da para. Başka diyalog yok. Hemen yükseltmeleri çok seri yapacağım ve ardından da videoyu sonlandıracağım. 5. gün bitti. Tamam, 5 çizim kaldı. Biliyoruz. Tamam. Bu arada 12,5 saat gibi bir süre kaldı 6. gün açılmasına. 7. gün de aynı şekilde de anladınız hani siz. 6. gün diyoruz işte. 6. güne başlayabilmek için 12 saat süre vardı. 12,5 saat yani. Birer tane turbo kaldığını söylemiştim zaten. Eku'yu da 4. yıldıza basıyoruz.
640 bir yer olur herhalde diye düşünüyorum buradan. Muhtemelen olur. Olmadı. Dert mi? Hayır, dert değil. Nitro hala yıldız atlamadı. Yani nadire çıkmadı. O birazcık kötü. Onun dışında iyi durumdayız diyebiliriz. Hani para olarak kötü ama onun dışında genel olarak iyiyiz. Videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz 6. günden devam edeceğiz. Ah, buldum. Evet sevgili arkadaşlar, videomuza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şu anda 6 bilet doldu. Saat şu anda akşam neredeyse 7. 8'de yayın yapacağım. Fakat etkinlikte şu an çok geride olduğum için doğal olarak 6. günde şimdi başlayacağız hani. O sebeple ötü olarak da direkt olarak oynamam gerekiyor. O yüzden devam ediyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Tamam, şimdi dinleyin hepiniz. Ne oluyor şimdi? Haydi, yakalandı. Ha, tamamdır. Onu kurtarın ve polisleri de alt edin diyor. Ama kabalık olmadan diyor. Yani plan, ya evet plan varmış gibi duruyor. Aynen öyle. Motor parçasıyla transmisyonu da aldık. Motoru üstüne yıldızlayacağız şimdi. Dördüncü yıldızı çıkaracağız nadir. Transmisyon parçası almıştık. Az önce onu da basacağız şimdi. Bize bir tane beyaz turbo parçası gerekiyor şu anda sadece. Onu da bastığımızda turbo ile işimiz en azından bitecek şimdilik. Şimdi transmisyonu basıyoruz. 646 PR'e ulaştık. Şimdi tekerlek, hatta tekerleği yıldız atlatacağız. İğmemiz şu an bayağı iyi bir duruma geldi bu arada. İğmemiz şu an gerçekten iyi. İğme olarak gerçekten arabamız epey iyi şu anda. 647 PR'e çıktık. Eko ikişer tane beyaz değişir gerekiyor. Nitro'yu nihayet sonunda maviye çıkardık. Nitro bayağı geride. Ama çok da açıkçası benim için önemli değil. Her şekilde toparlarız diyerekten. 648 PR'dayız zaten. 654'te de etkinliğin 6. gününü tamamlayabiliyoruz. Hadi bakalım o zaman ilk yarıştan, 6. günün ilk yarışından devam ediyoruz videomuza. Hadi bakalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Let's go. Ha, tamamdır. Yani haydi burada yakalanmış. Yetişmeye çalıştık ama geç kaldık diyor. G-Cloud. O zaman madem öyle gidelim. Vakit kaybetmeden. Bir tık uzun bir zamana karşı yarışmış bu arada. Umarım yine böyle aşırı derecede kısa tekrar oynadığı yarışlar denk gelmez de bu sayede iyi para toplayabiliriz. Para olarak çünkü paramız epey az. Bu arada bir makas atamadık ya, bu ne? Berbat bir başlangıç yaptık. Neyse bir şey olmaz. Yarışları kaybetmediğim sürece ciddi bir problem yok. Çünkü biraz tatsızlık olmuştu 5. günde malum. İki tane yarış kaybetmiştik hem de aynı yerde. Biraz tatsız olmuştu. Şöyle tekrardan nitroya bastık. Azami hızımız şu anda 317-316 bandın civarında. Yani yine yavaş ama en azından şu an çok çok daha iyi. Öncesine kıyasla. Şöyle bir kez daha nitroya basalım ve bu yarışta başarılı bir şekilde kazanarak 6. günün ilk yarışını bitirmiş olduk. Toplamda 2800 para geldi. Lokasyona ulaştık. Ve Kaptan Rivera bizim için bekliyormuş. Aa, Rivera bizi bekliyormuş. Ne olacak acaba? Bakalım ne olacak. Rush'o yarışıyla devam. Herhalde Rivera ile beraber. Aynen öyle. Lamborghini Urus kullanıyor yine. Urus bu Lamborghini. Demezsem olmuyor. Neyse devam. Ne oluyor abi? Bu bir tuzaktı. Planlarımızı biliyorlar. Kaç. Öyle mi? Ha, eyvah eyvah. Ben de diyorum sivil arabasıyla geldi ama neden? Ama yani Rivera isteseydi polis arabasıyla falan şey yapmaz mıydı? Neyse Rivera sonuçta bu. Ne yapacağı belli olmaz. İstisnasi durumlar dışında asla böyle kaçmamıza izin vermediği için. Şöyle de bir çarpalım. Ama geçeyim ben Rivera'yı ya. Şimdi nitro falan basar bizi geçer. Hiç gerek yok. Yarışı kaybetmek istemiyorum. Tamam. Makas da attık. Tane ekstradan. Ve bu yarışta kazanmış olduk. Güzel. 2K para geldi mi? En azından 1,5K geldi. O zaman yapacak bir şey yok. Tekrar önemli yarış olmadığı sürece bir problem yok. Oralardan para koparabiliyorsak koparmamız lazım derken motor parçası alacağız şimdi. Rivera'dan da sanırım kaçmayı başardık şimdilik. Güzel. O zaman devam. 3. yarıştan tam gaz devam. Yani şimdi başınız büyük belada diyor. Benden kolayca kaçamazsınız. Ama şansınızı deneyin. Deneriz. Yani sen de kolay kolay bizi yakalayamazsın. Özellikle de beni. Bir de perfect yani mükemmel başlangıç yapabilirdim iyiydi de.
barikatlar var. Olsun. Severiz barikat. Barikatlar bizim en sevdiğimiz sınır çizgilerinden bazıları. Yani o sınırı geçmek kadar keyifli çok az şey var. Arabayış oyununda. Polisten kaçmak konusunda da aynı şekilde. Şu barikatlar kadar keyif veren çok az şey var. Gerçek anlamda. Şöyle tık. Bu yaşta rahat bir şekilde kazandık. Hem de 3 saniye gibi süre kala. Gayet iyi. Toplamda neredeyse 2K para geldi. Şu an 9,5K paramız var. 3 yarışı tamamladık. Kaldı 3 biletimiz. Yani 3 yarış daha. Umarım kaybetmezsek. Ha, Mary'i bulduk bu arada. River hala peşimizde muhtemelen. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Tamamdır. Speedway'i takip edin diyor. Jin'le beraber mi? Jin Cloud nerede? Mary var. Neyse yakalayınca öğreniriz. Polisler bu arada galiba yok. İyi kaçmayı başardık yani. Güzel. Gayet güzel. Şöyle azami hızla da çıkalım. Dikkatlice bir drift yapalım da çok geride kalmayalım. M'nin arkasında kalıp drafting yapmak istiyorum çünkü. Tamamdır. Mary'i yakaladık. Mary'i yakaladıysak sıkıntı yoktur zaten. Aynen öyle. Yani çok rahat Mary'i yakalayabiliyoruz şu anda zaten. Yani Nitro bassa bile bir şey olmaz yani. Onu demeye çalışıyorum. Rahat rahat draftingimizi yaparız. Şimdi Nitro'yu da basacağım zaten. Tamamdır. Bu yarışta çok rahat bir şekilde kazanmayı başardık. Gayet güzel. Çok güzel, çok güzel. 2,5K'da para geldi neredeyse. Şu an tam 12K paramız var. Yavaştan parayı da yükseltiyoruz. En kötü tekrar önemli yarışlardan zaten para kasarız fazlasıyla. Aha bu arada Black yine ortaya çıktı. 637 PR'a çıkmayı başarmış bu arada Black'te. En azından bir tık daha iyi olmuş arabası. Yani 580 miydi, 570 miydi neydi? İlk başladığımızda yanlış hatırlamıyorsam. Hani bayağı hani performans açısından düşüktü. Şimdi daha iyiyiz. Yarışlarda o yüzden daha iyi olacaktır. Güzelce de draftingimizi yapıyoruz. Ya Bugatti Diva kullansam bile fark etmez Black yani. Bugatti Diva kullansam bile ben seni yakalarım her şekilde. Güzel para kasıyoruz bu arada gayet. Bir daha ne türe bas bakayım yakalayabilecek miyim seni? Evet yine hala rahatça drafting menzilinde kalabiliyoruz. Çok güzel para kastık bu arada ama artık ben yarışı kazanayım ya. Ben artık gideyim. İzninizle. Çekmem gereken video var. 3000'de para geldi. Güzel. Mr. Speedway ile yani Speedway ile beraber bu arada Mary ve Nont'ları bulduk. Ha, Renegade. Ha, Renegade'den mi? Eyvah eyvah. O zaman başımız biraz belaya girebilir. Renegade çetesi ile alakalı bir şeyler varsa. Aha bu arada barikat açmalı yarış. Tamam olur. Olur abi. Hallederiz. Zamana karşı yarıştı. Ama engel var. Ekstradan. Diyalog yok. Kısa olsun bari ya yarış. Bu kadar çok para gelmeyecek. Ha, hem polis hem barikat. Olur. O zaman okeyim ben uzun olmasına yarışlarım. Ama işte onlara çarpmamamız gerekiyor. Çok yavaşlıyoruz çünkü çarptığımızda. Yani yarış kaybettirtebiliyorlar gerçekten. Drift yapmamızı da zorlaştırıyor yani. Rahat rahat drift atıp da geçemiyoruz. Öyle de bir sıkıntımız var. O yüzden dikkatli hareket etmemiz lazım. Yani tam böyle geçtim diyorsunuz çarpmış olabiliyorsunuz. Öyle olaylar yaşanabiliyor. Hop barikata çarptık bir kere de. Yani barikata çarpmış olmak iyi olmadı ama çok rahat kazandık yarışı yine de. 6,5 saniye veriyor ya çok iyi süre. Bayağı rahat geçtik. Güzel. 2K'da buradan para geldi. Toplam 17K paramız var şu anda. Küçük bir kısmı upgrade'e gidecek şimdi zaten. Saat 7 olmuş bu arada. Transmisyon yeşilimiz var. Alabiliyoruz yani. Şöyle ödülleri seri bir şekilde bakalım. Motor bir tane daha veriyor bu arada. Hatta yeşil de veriyor. Oyun bize ağırlıklı olarak motor patlatıyor. Tamam olur. Zaten motor kiti de aldım ben bu arada şansa. Motor kiti buldum. Beyaz bir tane daha gelecek zaten. Yeşil de bir tane daha gelecek. Bir tane yeşil motorumuz eksik kalacak sadece. Transmisyonu da istersem şu anda bitirebilirim.
Ki bitirmem de hiç kötü bir fikir değil. 652 PR. Bitireyim ben transmisyonu ya, aradan çıksın. Transmisyon kiti falan verirse eğer 7. günde, ki hangi kitleri veriyor hatırlamıyorum, bilmiyorum. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz isterseniz. Şunu da basalım, transmisyonu tamamen bitirmiş olalım. Evet, 2 PR kaldı sadece. Aynen. Bir upgrade daha yapsak zaten 653. Yani dümdüz yarışları yapsak şu anda çok aşırı rahat bir şekilde PR duvarını aşıp 6. günü bitirebiliyoruz. O yüzden videoyu sonlandırıyorum şimdi. Reklam falan da izleyip yayında biraz daha fazla oynamaya çalışacağım. Kaldığımız yerden tam gaz biletler olduktan sonra tam gaz devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Canlı yayında hatta biletleri de harcamadım. O sebepten ötürü olarak 6 bilet daha çabuk doldu. Direkt olarak video çıkarmanın daha mantıklı olacağını düşündüm. Zaten PR duvarını direkt olarak aşabiliyoruz. 653'teyiz şu anda. 654'te zaten PR duvarını aşıyoruz. O sebepten ötürü olarak hemen seri bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son 2 bilet daha dolmasını bekleyeceğim. Ondan sonra da 6. gün bitmiş olacak zaten. Uyanık kalırsam 7. gün videosunu da çekmeye uyumadan başlayacağım. Ne oluyor abim? Affedersin. Kim? Ha, senin yeni patronu Speedway. Ne oluyor lan? Bir şeyler oldu ama. Ne oldu? Beni bizi mi sattı? Ne oldu? Anlamadım şu anda. Kafam karıştı. Ulan Cenklat, kafamı karıştırdın yine ya. Vallahi billahi yine kafamı karıştırmayı başardın ya. Neyse, yardıralım hemen. Polislerden de kaçalım bir yandan. Bir yandan da Jinkland'ın arkasında kalıp drafting yapmaya çalışalım. Çok da beceremedim ama. Ay çok fark ettik ya. Çok fark ettik ama. Nitro basma, gözünü seveyim basma. Hayır. Ya abi çok andaki oldu ya. Of çok andaki oldu ya. İyi de para kasılır da buradan. Neyse yarışı kazanayım, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ya çok saçma şekilde gitti bilet ya. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2K'da para geldi. Değmezmiş bu arada aslında. Planladığım video olayı da iptal. Yatana kadar ekstradan tekrardan bir yarışları falan oynarım o yüzden. Neyse 8. yarıştan devam. 3 yarış yapmam gerekecek şimdi, hani biletler de olacak falan. Zaten saat yani rahat 4'e yakın bir şey olur. O yüzden çok da şey yapmamak lazım. Ne oluyormuş abi? Ha, hiçbir idealist, hiçbir düşünceyi görmezden gelmiyormuş. Paradinde yani günü geldiğinde çok güçlü olacak diyor. Ha. Yani iflas edemem diyor günün sonunda diyor. Yani ben kendime bakıyorum diyor. Ha evet yani. Olabilir şu bu falan ama bu yani affedilemez. Bu kabul edilemez bir şey bu arada. Vay şerefsiz Meri. Vay Meri vay. Demek ki bizim planlarımızı polislere anlatan, gizlice Paradin'e çalışıp da bizim aleyhimize hareket eden Meri'ymiş. Bir renegade diye bir şey söylenmişti zaten de hiçbir şey anlamamıştım. Şimdi işler iyicene sarpa sardı. Parçalar da birleşti. Daha bunun devamında ne olacak bakalım. Ulan biz herkesi kurtarmaya çalışıyoruz. Kadın hepimizi yakmaya çalışıyor ya. Neyse yaklaşık 12K paramız oldu. Para biriktirmemiz lazım elimizden geldiğince 7. güne avantajlı başlamak adına. Obstacle yarışından devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Şu an yarışta full kazanmamız çok kritik. Para da lazım malum. Etkinlikte de ilerlememiz lazım. Evet, yani Mary'i polislere bırakmak en iyisi olacak. Biz ona saldırmayacak ya da onu kurtarmayacağız. Yani daha fazla vakit harcayamayız. Mantıklı. Ya bırakalım da polisler gerekeni yapsın yani. Biz bir şey yapmayacağız. Ne kurtaracağız, ne de zarar vermeyeceğiz yani kısacası. Mantıklı olan da bu. Bedava makas derken labuta çarptık. İyi olmadı. Çünkü bayağı bir hız kısıyor yani. Oha bu arada oraya barikat mı konur ya? Allah'tan drift atmıyordum o sırada. Okey. Rampa sandım onu. Neyse geçmeyi başardık yarış. Tamam kolay yarış ya. Kolay yarış ama barikatlar iyi tuzak kurmuşlar gerçekten. 1,5K'da buradan para. 2 bilet kaldı. Yaklaşık 13,5K paramız var şu anda. Transmisyon parçası falan aldık şimdi. Motor parçalarını toparlayacağız. Bakalım üstüne kaç bir yer koyacağız. 6. günü kapatmadan. Onu birazdan
değil tabii ki de. Onu öğreneceğiz 6. günün sonunda. Hayri ve Armstrong. Ha. Neler döndüğüne dair bilgi edinmek açısından altın bir fırsat diyor. Ne yani, Armstrong'la şeyle bir şey mi beraber? Black mi şu anda beraber? Bilet boşa gitmiş olabilir. Lan polis elektrik yedi, hiçbir şey olmadı. Oho. Yani negatif ayrımcılık abi. Olmaz böyle. Neyse, yarışı kazanmaya şey yapalım ya. Ben orada ne güzel iki polisi aynı anda indirecektim. Oradan nitro kasıp çıkacaktım oradan da olmadı istediğim gibi. Çok vakit kaybettim orada. Hadi ne olur geçiş ya. Ona çarpmamam iyi oldu. Hadi. Hadi abi. Hadi. Oh, yakında, yakında, yakında. Vallahi yakındı. Let's go. Hallettik bu yarışta, güzel. Yaklaşık 2K'da buradan para geldi. Neredeyse 15,5K paramız var şu anda. Daha doğrusu Armstrong şu anda Blake'i mi kovalıyor? O olma ihtimali daha yüksek. Bu arada tekrar öyle bir yarışmış o. Tamam. Aha da bu arada Armstrong'un peşindeyiz. Dodge Charger'a. PP yarışlarında bize az bela olmadı ama hallettik bu hafta. Tekrardan yapabilir misin? Ha, kamerayı başlatmayı mı unuttun? Allah seni, ne yapmasın be Medi ya. Sen ne diyorsun, ne anlatıyorsun? Biz ne yapıyoruz, sen ne yapıyorsun ya? Neyse, yardır. Yardır abi. Azami hızdayız şu anda zaten. Güzel. 317-318 bantlarında. Kovala abi. Kovala Armstrong'u. Ne kadar hızlı gidiyor bu arada. Azami hızımın yetersizliğini görüyorsunuz. Sevgili dostlar. Bir de üstüne nitro basıyor. Şakala bak hele. Tamam, yakaladık Armstrong'u nihayet. Buradan güzelce bir drafting yapalım abi. Yavaşladık da zaten ikimiz de. Gayet güzel. Yarış daha uzun sürmüş olacak bu sayede ve daha fazla drafting parası doğal olarak. Şuraya basalım artık. Hızlanmamız gerekecek çünkü. Tamam, ben geçeyim seni ya, daha fazla risk atmayayım. Bir bilet kaybettim zaten, tekrar kaybetmek istemiyorum. Evet, bu yarışta kazandık. Güzel. Yani fena olmayan miktarda para kasmışızdır. Evet, 3K. Gayet iyi. Gayet iyi. 18,5K paramız oldu şu anda. Para durumu olarak da yani çıtıra doğru gidiyoruz. Fena olmayan durumlara doğru gidiyoruz. Motor bir tane yeşil kaldı sadece. 655 PR şu anda. Yani şu anda üstüne 2 PR koyduk. Bakalım şöyle alacağımız ödüllere. Nitro var, Eku var, bir de Eku yeşil var. 1-2 PR daha koyma ihtimalimiz var. Şimdi ben videoyu sonlandırıyorum. 3 bilet dolar da olmaz. 6. günü bitiriyor olacağız inşallah. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Etkinlik mesela bir gün 4 saat var gördüğünüz üzere. Normal şartlarda ben oyunu oynayacaktım falan, zaten biletler falan dolmaya bayağı da bir yakınken. Oyuna gireyim dedim. İnternet yüzünden bir türlü oyun açılmak bilmedi. Beklemeye başladım vesaire falan böyle. Öyle öyle ne oldu? Uykum geldi falan. Tam kafayı bir gömdüm zaten. Hop sabah oldu. Neyse. Söyleyecek çok bir şeyim yok. Yardım et bana. Patron etmeyin de. Bay bay. Yani o biraz acımasızca değil miydi ya? O bir tık acımasızcaydı. Ama yani evet. Normal şartlarda öyle. Yani senin ihanetin yüzünden aslında bu duruma geldik Mericim. Normal şartlarda kusura bakmaman gerekiyordu da. Yani biz yine de oralardayız şu anda. Yardım mı edeceğiz, ne yapacağız bilmiyorum ama. O yarışı da kaybetmeyecektik ya işte. Kaybetmeseydik bence çoktan 6. günü bitirmiş olurduk. Neyse, canımız sağ olsun, bu yarışı kazandık. Güzel. 2,5K'da para geldi. Diyalog yok. 13,5K paramız var şu anda. Ki zaten az önceki aldığım motor parçasını dükkanda şansa buldum zaten. Onun etkisiyle beraber iyi azami hızımız biraz da arttı. Bu da tabii ki de bizim açımızdan harika bir şey. 7. güne avantajlı başlayacağız. Evet, diyalog yok. Aa, gerçekten de bir şey yapmadık mı? Aa,
Gerçekten bir şey yapmamış olabiliriz. Oy, direkt tekli iki polis. Ah be, üçüncüyü indiremedim. Evet sevgili arkadaşlar, az önce çok saçma sapan bir şekilde hem uygulama patladı, hem oyun patladı, bir şeyler yaşandı. Neden öyle oldu hakkında en ufak bir fikrim daha yok. Ve ben niye böyle ara ara çarpmaya başladım? Hani ne oluyor gerçekten ya? Biletim boşa gitti. Video patladı böyle. Bir şeyler yaşandı ama. Şunu yapmak istiyordum, beceremedim ya. Umarım biletim boşa gitmez. Şu an ondan korkuyorum tamamen. O kadar saçma sapan olaylar yaşandı ki. Ve ben hala arabalara çarpıyorum. Ne oluyor ya? Yani ne diyebilirim ki? Galiba yarış gitti bu arada. Hadi. Vallahi iki bilet boşa kaybettim. Şaka gibi gerçekten ya. Ya gerçekten şaka gibi ya. Boşu boşu iki biletim gitti ya. Neyse ben videoyu durdurayım, şu yarışı kazanayım, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, yarışı kazanmayı başardık, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani o kadar saçma sapan şekilde oyundan attı ki bütün psikolojim gitti resmen ya. İki tane bilet boşu boşuna gitti ya. Ya bu da 1 saat 50 dakikalık bekleme süresi şeyi demek yani. Neyse 6. günü hemen bitirelim de. Biletler dolar da olmazdı. Direkt 7. güne başlayacağız zaten de yani. 2 bilet daha kaybettim ya. Bok yolunda gerçekten. Yani benim anlaşmam tamamlandı. Tamam peki. Peki. Ödeştik mi? Ne oldu yani? Vallahi bir şeyler anlattı, bir şeyler dedi ama ya bir de aşırı kısa bir yarışmış ondan sonraki de ya. O yarış bu yarış olsaydı ya. Bu yarış olsaydı oyundan atsa bile gocunmazdım çünkü çoktan yarışı bitirmiş. Yeni yarışa falan geçiyor olurdum. Neyse 6. gün bitti bu arada. Yani bu saçmalık bakın. Sandalyeye düşüyormuş. Ne oluyor yani, anlamadım, bir şeyler oldu falan ama çözemedim. Neyse chapter complete. Chapter complete. 5 tane biletin dolmasını bekleyeceğim şimdi. Bir gün 4 saat var etkinliğine hani. Yani süre kaybetmiş olacağız biraz. Ama canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. En azından şu anda 4 PR'da fazlamız var. Yani oradan bir avantajımız var. Onun tadını çıkarmakta fayda var. Ben yavaştan, daha fazla video uzamadan videoyu sonlandırayım. Video patladı ama birleştirmesini yapabilirim muhtemelen. Umarım olur yani. Neyse sevgili arkadaşlar, umarım izlerken keyif almışsınızdır. 659 PR'la kapanışımızı yapıyoruz videonun. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz bir beğeni bırakmayı, kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımızı yapmasından da, başka üyelerimizden ve çeklerimizden de dilerseniz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.